Merhaba, iyi akşamlar. Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu'yla beraber Paris saldırılarını konuşacağız ve Paris saldırılarından hareketle tabii çok daha genel meseleleri konuşacağız. Ali hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sen ve ben Frankofonuz ve Türkiye ortalamasından daha fazla Fransa'yı ve Paris'i biliyoruz ama sen benden daha fazla biliyorsun diye biliyorum. Önce bilen birisi olarak 13 Kasım haberini duyduktan sonra neler hissettin şahıs olarak? Tabii yani bir kere 13 Kasım olayını önce duygusal olarak çok kısa söyleyeyim. Böyle bir şey, bu tarz bir eylem aklımın ucundan geçmiyordu. Yani bombalı eylemler, daha organize eylemler ama gençlerin 3 kişi 5 kişi oraya buraya gidip rastgele ateş etmesi, insanları tek tek infaz etmesi tabii dehşet bir hadise. Bu hadise sadece bir polisi hadise gibi algılanmamalı. Bu o gençlerin ruh haliyle ilgili tabii insana pek çok soru sorduruyor. İşin o psikopatolojik boyutu, sosyolojik boyutu, politik boyutu, bütün bunları düşünüyorsun. Tabii Fransa buna çok pek çok açıdan yatkın bir yer. Biliyoruz çok kuvvetli bir Müslüman topluluk var. Yine biliyoruz radikalizasyon diyelim. Radikalleşmenin en yüksek olduğu yerlerden biri. 25-15 bugün bir Le Monde'da okudum galiba. Radikalleşmiş gençlerin çok büyük bir çoğunluğu %60'tan fazlası 20 yaş altı insanlar. Tabii Müslüman kesimlerden çok fazla bunlar çıkıyorlar. 2005'te işte Sarkozy hadiselerini hatırlarsak farklı nedenlerle olsa da yine hep kimlik bazlı patlamaların olduğu yer. Büyük bir yani bu tür cazibe hareketlerinin, bu tür nasıl söyleyelim, bu tür cihadi hareketlerin kök bulabileceği yerlerden biri. Diğer taraftan tabii insanın aklına şu da geliyor. Özgürlük dünyasını temsil eden, demokrasiyi temsil eden bir alan. Aynı Charlie Hebdo'da olduğu gibi. Bu alanın vurulması, nitekim sen de okumuşsundur daha sonra yarı resmi sitelerinde yaptığı açıklamalarda rock konserini şeytan ayini olarak görmek, ölenleri haçlı askerleri olarak görmek, Paris'i de bunun simgeleşmiş... Ki doğru, yani şöyle doğru, yani Batı medeniyeti denince ilk akla gelen şehirlerden birisi herhalde. Şüphe mi var tabii. Yani finans kapitali olarak New York'sa... Düşünce dünyasıyla, kültür olarak, özgürlük olarak, her yani bütün geçmişini tabii yani bunları hedefleyen bir saldırı. İlk akla gelenler bunlar. Daha sonra tabii gidiyor adım adım. Peki şöyle de bir şey var ama yani Fransa devleti çok güçlü bir devlet benim bildiğim ve Charlie Hebdo diye bir olay yaşandı. Çok şok ediciydi vesaire ve olay yani aktörler üç aşağı beş yukarı aynı. Yani tam birebir aynı olmasa bile örgütler değişebilir falan ama profiller aynı. 9 ay sonra böyle bir çok daha komplike, çok daha karışık, çok daha büyük bir meydan okuyuşun gerçekleşebilmesi ben açıkçası bayağı bir şey oldum. Yani o anlamda zaaf mı var? Çok büyük, yani çok büyük bir zaaf var. Ya da yani devlet her türlü şeyi yaptı ama öteki taraf ya da orada zaaf yoksa öteki taraf çok olağanüstü bir Haklı olabilirsin. Yani Fransızlar da biliyorsun bu istibari sistemleriyle özellikle Paris'teki takip sistemleriyle çok övünürler. Çok. Evet. Şimdi bildiğim kadar 3000-4000 tane İslamcı genci kataloglamış durumdalar. Yine gazetelerden okuduğumuz kadar onları takip ediyorlar. Ama bu zaaf tartışmalarına ben biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Türkiye'de de öyle yaklaştım. Zaaf olmaması mümkün değil. Nitekim Türkiye'de bombayı patlatan çocuk fişliyse... sonra gitti bir daha. Kardeşler onu kaçırıyorsan orada bir kere zaaf tartışması mutlak. Burada da bombacılardan bir tanesinin takip edilen fişlenmiş biri olduğu ortaya çıktı. Bu bir zaaf olarak kabul edilebilir ama Roşen şöyle düşünüyorum. Şimdi bu tür girdiler o kadar fazla ki küçük gruplar halinde hareket etmiyorlar. Bunlar ne Kızıltugaylara benziyor ne Bader Meinhof çetesine benziyor. Yani sayılı gruplar ve o eylemi kabul eden sayılı çocuklar değil. Çok geniş bir tarlada çok geniş hareket imkanı bulacak bir dalga bu. Bu dalgayı istihbaratçılar takip ederken muhtemelen bildiklerini, o bildiklerinin ilişkilerini takip ediyorlar. Bazen bunları kaçırabilirler. Çünkü bildiğim kadar yakalamıyorlar ki diğer ilişkilerde bulabilsinler. Bunun hem bir belki faydası var.
Ama diğer taraftan da işte futbol maçında olduğu gibi topa değil adamın ayağına vurma ihtimalinde var. Böyle durumlar zaaftır tabii. Buna hiç şüphe yok ama bazen aklıma şu geliyor. Acaba bütün bu polisiye sistemin, takip sisteminin dışına çıkacak güçte bir kendiliğinden bir network yapısıyla mı karşı karşıyayız? Ben orada şöyle bir şey söyleyeyim. 11 Eylül yani. Zamanında bu çok tartışılmıştı Amerika'da özellikle. Orada bir istihbaratçının şöyle söylediğini hatırlıyorum, mealen hatırlıyorum. Biz uydulardan insanın yani bir arabanın içerisinde giden insanın cep telefonu şeyini, kol saatini bile görebiliyoruz ama kalbini göremiyoruz. Beynini göremiyoruz. Tabii. Böyle bir burada çünkü bayağı bir adanmış, kendini bir şeye adamış yani ve zaten ölmeye ve öldürmeye hazır ve çok profesyonel. Çok profesyonel. Yani evet yani yapılan eylem çok profesyonel ama diğer taraftan da bakınca yani bir tane Kalaşnikov çok da pahalı değil. Edinmek de dünyanın hiçbir yerinde silah tacirleri oldukça zor değil. Ve ilk kahvede oturanları açık havada taramak zor değil. Ha burada şey olan ne? Aynı zamanda birden çok eylemin yapılması, patlayıcıların çok hafif ve taşınabilir nitelikte olması belli ki hakikaten profesyonel bir ekip tarafından organize edilmiş. Ama burada şu soruyu hep sormamız lazım. Zaaf, evet haklısın belki ama zaafa sürüklüyorsa en kuvvetli dokuyu bile böyle bir yapılanma, böyle bir yapılanmanın tehdidi de çok, çok çok büyük peki, demektir. Peki burada hedefi ne görüyorsun? Çok değişik tartışmalar yapıldı. Aslında iç içe geçmiş birçok hedeften bahsediliyor. Mesela bu, dün biz Nilüfer Göre'yle bir yayın yaptık. Sen evet. De okudun, bir gördün. İzledim de. Evet. Bir medeniyetler çatışmasının bir başka versiyonu. Yani bu saldıranların İslam medeniyetini temsil iddiasının sahici olmadığını ama bir medeniyete savaş açmalarının sahici olduğunu söylüyor. Bir böyle bir boyut var. Bir doğrudan Fransa'ya hedef almasının, Fransa'nın doğrudan IŞİD'i Suriye'de hedef almış olması bir tür intikam olduğunu söyleyen var. Bir başkası savaşı Irak, Suriye'den Batı topraklarına taşımak gibi. Yani böyle birbirine çok aslında iç içe de geçmiş bahsediyor. Bir şey var. Sana sadece en baskın yani, olan... Bunların tabii hepsi geçerli şeyler. Bunların tersini söylemek, tersini kanıtlamak bir kere mümkün değil. Bir kere çok büyük bir hareket alanı olması o insanların, oradaki radikal Müslümanların Fransa'yı seçilmiş bir yer yapıyor. Bir. Diğer taraftan şunu da görüyoruz ki bu eylemler işte daha önce başka yerlerde de oldu, Türkiye'de de oldu. Bu eylemler bir tür meydan okuma eylemleri. Doğrudan doğruya politik hedefleri olmayabilir. Yani şu olsun bu olsun diye ama bir demonstrasyon eylemi, bir güç eylemi, bir gösterme eylemi. Bunu Fransa'da yapmalarının nedenlerinden bir tanesi senin söylediğin gibi Fransa'nın Suriye'deki eylemleri olabilir. Bu mantıklı çünkü Türkiye'deki hareketlere yani Türkiye'deki bombalamalara baktığımız zaman hep Kürtlerin olduğu yerleri vurdular. Yani Suriye'nin intikamı, evet, Kobani'nin intikamı. Onu buraya taşıdılar, bu topraklara taşıdılar. O savaşı burada sürdürmeye kalktılar. Burayı doğrudan doğruya bir cihat alanı haline çevirmekten çok bu öbürü daha öndeydi. Bu da tabii son derece mantıklı geliyor. Ama ben şöyle bir boyut olduğunu da görüyorum. Yıllar önce bir şeye gitmiştik, 3-4 yıl önce Almanya'ya. Bu 68 hareketleri her ülkede farklı biçimler, hiç benzetmek gibi olmasın. Sadece şeyi benzetmeye çalışıyorum. Mantığı benzetmeye çalışıyorum. Farklı biçimler almıştı biliyorsun. Neden Bader-Meinhof çetesi veya eylem tarzı gibi bir eylem Almanya'da, Avrupa'da ortaya çıktı da başka yerlerde çıkmadı sorusuna o zaman Alman sosyal bilimciler Nazi geçmişi yüzünden, geç öğrenilmiş Nazi geçmişi yüzünden annelere, babalara, ailelere neden yaptınız sorusunun öfkeyle dışa vurumu olarak izah ediyorlardı. Şimdi bugün bu gençleri o açıdan düşündüğüm zaman biraz tekfir hareketlerinin tabii farklı bir, bu daha fütürizme benziyor bu tekfir hareketinde, çok daha böyle modern bir şey var belki ortada ama burada da aynı zamanda kendi ait oldukları kimlik alanına Irak'ta olduğu gibi kelle keserek değil. Burada da anneyle, babayla, öğretilen dinle ilgili bir hesaplaşma boyutu var mı yok mu bunu bilmiyorum. Ama pek çok yayın var. Çeşitli biçimlerde işte psikiyatlar, sosyologlar günlerdir Fransız gazetelerinde yazıyorlar. Bu altı çizilen hususlardan biri, bunu da önemsemek lazım. Yani özellikle batıdaki İslami alan içerisinde ya da din alanı içerisinde aklıma gelen sorulardan bir tanesi bu. Yani orada kimlik arayan,
öteki kimlikle çatışan kişinin kendi kimliğiyle konuşması, kendi kimliğiyle hesaplaşmasının biçimleri burada var mı, yok mu? Bunlar aynı zamanda oraya da bir meydan okuma mı? Bu soruları önemsiyorum. Olivier Roy bir şeyde, söyleşide, yeryüzünün lanetlinin yeni ideolojisi. Yani şöyle bir şey diyor. İslam'ın radikalleşmesinden ziyade, basitleştirerek söylüyorum, radikalizmin İslamileşmesi. Yani bir takım radikal arayışlar içerisinde olan gençlerin bunu İslam içerisinde kendilerine yer alma. Yani İslam, şöyle örnekler var biliyorsun. Adam Fransız, İslam'la alakası yok. Müslüman oluyor. Tabii. Daha İslam'ın ABC'sini bilemeden bir hafta sonra belki Suriye'de cihada gidiyor. Kesinlikle. Yani orada hatta öğreniyor bir takım şeyleri. Bunun ama birden bile %30'lar civarında Fransa'da olduğunu Fransız İçişleri söylüyor. Evet. Rakam olarak. Bu yüksek bir oran yani, evet. Din değiştirerek radikalleşiyor. Yani bu bile yani, ya da Müslüman diyelim. Müslüman bir aileden geliyor ama namazda niyazda değil. Çünkü şöyle bir olay vardı, hatırlarsın. Afganistan'a falan ilk cihada gidenlerin çoğu İslamcı gençlerdi. Yani burada belli bir İslamizasyonu yaşamış ve burada hem alanları dar cihat anlamında, hem de öteki tarafta bir cazip bir cihat alanı vardı ve insanlar gittikleri zaman bilin kitap okuyarak oraya gitmiş oluyorlardı ve hatta oradaki mücahitlerin bir iptidai şeylerinden rahatsız oluyorlardı. Onların o ideal İslam şeylerine uymuyordu. Ama şimdi Suriye ve Irak'taki şeylerde anlatılan anekdotlara falan bakıldığı zaman birçoğunun orada özel, yani onlara İslam dersi verildiği söyleniyor mesela. Yani şu anda Suriye'de, Irak'ta, Musul'da, Rakka'da falan birçok gencin İslam'ı savaşarak öğrendikleri gibi bir, yani öğrenip savaşmak yerine savaşarak dahil olmak gibi bir garip bir durum var. Öfkeden dine, tepkiden dine, değil mi? Çok doğru. Ben de aynı şeyi bugün, şimdi adını hatırlamıyorum, Fehimu diye olması lazım. Le Monde'a Ahmet İnsel gönderdi. Bir makaleyi okurken bir psikopatolog, bir profesör uzun süredir bu gençler üstüne çalışıyormuş. Orada söylediği en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yani diyor ki özellikle radikal gençler arasında ki konverti, yani din değiştirme oranı %30'lar civarında gözüküyor. Dolayısıyla bunlar önce daha İslam'ı seçerken, İslam'ı değil radikalizmi seçerek oraya doğru gidiyorlar. Dolayısıyla IŞİD'i seçiyor yani. IŞİD'i seçerek gidiyorlar. Ama diğer taraftan şöyle bir şey olduğu da muhakkak. Mesela Türkiye'den örnek vereyim. El Cezire'de bir gazeteci arkadaşımızın yaptığı, Ayşe Karabat galiba, bir dosya var. O dosyayı ben okuduğumda sen de okumuşsun. Evet, Konya'ya gittiğinde, şimdi Konya'dan bir gecede 5-6 aile birden Konya'yı terk ediyorlar. Bunların ailelerine baktığınız zaman daha evet dindar aileler. Ama çocukların, babaların ve annelerin din anlayışıyla ilgili bir problemleri var. Ve adım 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 başka bir radikalleşmeye doğru gidiyorlar. Ve hep beraber bütün ailelerini de alarak o alana yaşamaya, IŞİD alanına yaşamaya gidiyorlar. Bunların hepsi savaşçı olmuyormuş. Bunların bir kısmı orada yaşıyor. Evet. Bir kısmı savaşçı oluyor. Şimdi burada da bir kimlik, yani bu tekfir hareketindeki şey, bir Müslümanı küfrün içinde görmek, kafiri ilan etmek. Burada daha başka bir şey var. Yani burada tebliğ yok, dönüştürme yok, bir öfke var. Ve bu öfke sadece dışa yönelik değil, kendisine bazı şeyleri yanlış uygulatanlara yönelik. Ama işte batıya gittiğimiz zaman mesela bütün bu Fransa'dan bahsedersek, bütün bu neoliberal politikaların son 10-15 yılda özellikle Avrupa'da, özellikle Fransa'da yol açtığı ağır sonuçlar, işsizlik, özellikle dışlanan bu gençlerin mutlaka Müslüman olmaları gerekmiyor ama işte kenar mahallelerde olan gençlerin radikalleşmesi falan, bütün bunlar orada başka bir biçimde ortaya çıkıyor. Bütün faktörleri beraber görmek lazım ama benim en büyük korku olarak gördüğüm husus yani medeniyetler savaşını sosyoloji başlatmaz. Sosyoloji iyidir. Sosyoloji orta dönemde toplumları regüle eder. Ama siyaset
dediğiniz şey. Bir kurşun 100 kişinin ölümü, ertesi gün 500 kişinin daha ölümü, işte o sosyolojiyi yönetebilir. Şimdi, oraya gelelim istersen. Siyasete gelelim. Mesela çok basit. Devamını bekliyor musun? Başka ülkelerde? Ben bekliyorum. Açıkçası bu son haberler doğruysa Türkiye'de yakalanan yine büyük eyleme hazırlanan gruplar bunları yapma güçleri ve ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Bir kere müthiş bir insan kaynağı olduğu ortaya çıkıyor. Senin vardı bugün yani bunu engelleyen başka dokular var Türkiye'de, Hizbullah vesaire gibi. Ne iyi. Ama onun dışına çıktığın zaman bir demek ki sosyolojik yatak, zemin bulabiliyorlar. Bir bunu, de network var. Network var. Bunu her Türkiye'de de bulacaktır. Bunu Müslümanların olduğu ve İslam'ın yani kimliğin siyasi algıya oturduğu, siyasallaştığı her yerde bunu bulacaktır. Ama şöyle bir şey var mesela Ali. Ben neyi geçen sene mi ne ya çok da değil. Selefileri beklerken diye bir yazı yazdım, belki görmüşsündür. Yani bir yazımın altında bir cümle vardı. Türkiye'de yeni selefilik gelişir mi falan. Tabii ki gelişir falan diye. Ona acayip tepki geldi. Yani kızdı insanlar ve ben bunun üzerine bir yazı yazdım. Çok tepki aldım. Yani şöyle bir yaklaşım var. Anadolu İslamı, bizde bu olmaz. Tabii. Vesaire vesaire. Ve sonra yani, zaten evet. O bir bayram namazı görüntüleri vesaireler çıktı. Şu oldu, bu oldu. Ama çok iyi biliyorum. Bir buçuk yıl öncesine kadar insanlara Türkiye'de IŞİD'li olduğunu, IŞİD'in network'ü olduğunu söylediğiniz zaman kızıyorlardı ve şey yapıyorlardı. Hani yok, hükümete laf etmek için uyduruyorsun, evet. Bilmem ne vesaire. Ama şimdi bir bakıyoruz ki ölen insanların, yani intihar eylemcilerin hemen hepsi Türkiye'den, Türkiye'li bir yan insan olduğu çıkıyor. Zaten kendileri video çekiyorlar, yayınlıyorlar vesaire. Yani bundan muaf kimse yok değil. Hiç yok ve bu tavır, ben de başından itibaren ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aynı uyarıda yapıyorum. Yeni Şafak'ta üstelik yapıyorum ve ben de çok tepki aldım biliyorum. En büyük sorunlardan bir tanesi İslam'da böyle bir şey olmaz diyerek olan patolojiyi ya da olan sapkınlığın üstünü örtme, onu tartışmama, hatta onu normalleştirme eğilimi. Bu sadece orada bitmiyor. Eğer görüyorsan olduğunu, o zaman da bunu çok basit bir nedensellikle açıklayıp komplo, Batı'nın İslamofobi tavırlarının ürettiği birebir sonuç elbette var. Etkisi yok diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz ama bu senin burada kendi alanında olup bitene bakmamanı, görmemeni, sorgulamamanı bir sonuç olarak doğuruyor. Beraber katıldığımız şeyi hatırlasana, senin sorundu. Sonra ben senin adını zikrederek yazdım. Yani burası da cihat alanı olacak mı dendiğinde kim vardı karşımızda hatırlamıyorum ama o yetkilinin dediği... Üst düzey bir yetkili diyelim. Üst düzey bir yetkili diyelim. O yetkilinin dediği IŞİD geçicidir. Kürtler kalıcıdır. Minvalinde bir cevap. Şimdi istersen hemen konuyu taşıdın. Şöyle bir şey var. Bugün biz... bir yazı yayınladık, Medyascope'da koyduk. Pierre Jean Louisard, ben çok eskiden tanırım, Irak uzmanı bir Fransızdır. O diyor ki IŞİD'e karşı çok ciddi bir şeyler yapmak lazım. Artık hava harekatıyla falan bu iş olacak gibi değil. Karadan gitmek lazım. Ama diyor burada bu hareketin en büyük gücü Suriye ve Irak'ta Sünni Araplar. Siz Sünni Arapların düşmanı gibi olan güçleri, Şiileri ya da Kürtleri vesaire yanınıza alarak bu işi yaparsanız olmaz. Yani diyor ki bu zaten bunları çok ciddi bir şekilde güçlendirir. Şimdiye kadar ne oluyordu? Özellikle Suriye'de Amerika koalisyon IŞİD'de en iyi mücadeleyi Kürtler veriyor. Çok normal yani akıl yürütme ve onlara hatta yanında biraz da Arap falan katın ki çeşitlilik olsun diye Kürtlerle bir iş yapıyordu. Ama Pierre Jean'ın söylediği aslında önemli bir husus. Ne derece uygulanabilir bilmiyorum ama böyle de bir şey var, dilemma var. Bununla nasıl mücadele edecek, kim edecek? Bu o kadar zor bir tablo var ki karşımızda. Şimdi başka bir açıdan bakalım, IŞİD. Yine ben, sen var mıydın bilmiyorum. Üst düzey bir yetkilinin bir son toplantısında. Yoktu. Yoktu. Bu sefer beni çağırmadılar. Evet. Şöyle bir şey anlattı. Şimdi ben bunun doğru ya da yanlış olduğunu doğrulayacak bilgilere sahip değilim. Tel Abyad. Palmyra ve bir koridor. Hangi koridor olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen Haseke-Mare hattı olabilir. Dedi ki bu Davutoğlu'nun hani Ankara saldırısından sonra zikrettiği meşhur bir 28 Mayıs toplantısı var. O sanki Ankara saldırısıyla ilgiliymiş gibi. Kokteyl muhabbeti. Ha, oldu.
Orada bunu tahsiye ederek söylediği şuydu. Bu darmasaya oturdular. Yani IŞİD, İran, PYD ve Esad. Ve paylaştılar. Tel Abyad'ı Kürtlere bıraktılar. Tel Abyad düşmedi. Palmira'yı rejim IŞİD'e bıraktı. Buna karşılık IŞİD ÖSO'yu belli bir hatta vurma işini üstlendi. Şimdi bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama... Bence değil. Bilmiyorum. Yani bilemem hakikaten ama ilişkiler karışık olabilir. Yani ona hiç şüphem yok. Kimin eli, kimin cebinde, kim kimi nerede, nasıl kullanıyor? Şimdi IŞİD'i Türkiye'nin kullandığı, en azından göz yumduğu bir dönem tersi söylenebilir mi? Söylüyoruz, kızıyor insanlar belki ama belki Kürtlerin söylediği kadar ileri bir durum olmamış olabilir. Belki de olmadı. Benim kanaatim o. Ama IŞİD'in Kürtleri vurmasını seyretmek ve geçici IŞİD, kalıcı Kürtleri büyük düşmanı yok edecek mantığı kuvvetliydi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın yani rejimi korumak için ÖSO'ya saldıran bir doku üretmek için El-Kaide'yi el altından beslediği iddiaları var. Doğru olabilir. Bilmiyorum bunları ama iddia pek çok. Bu iddialara baktığın zaman bu tür örgütlerin herkes tarafından her yerde kullanıldığı kesin. Ama genellikle şöyle bir şey olur Ali. Örgütler mesela PKK için yıllarca bu söylendi ama sonuçta kullandığı söylenen yapıların çoğu Saddam Hüseyin dahil olmak üzere ortadan kayboldu. PKK hala varlığını sürdürüyor. PKK tabii daha farklı bir şey. Hayır ama mesela El-Kaide'yi de düşün. İlk kuruluşunda Suud bilmem ne bilmem ne istihbaratı var. Tabii o anlamda söylüyorsan tabii canım. En büyük darbeyi de onlar yedi sonra. Tabii şu anda da artık IŞİD'i kimin kullandı, kim ürettiğinin ötesinde yani, bir şeyden bahsediyor. Kullanmaya çalışanı yani daha doğrusu kimin kimi kullandığı meselesi biraz karışıyor. Sonuçta bunlar kullandıklarını sanıyor olabilirler ama bu yapılar kendi içerisinde sonuçta bunlara böyle yapıp ama sonuçta kendi ajandalarını, kendi gündemlerini... Benim de söylemeye çalıştığım benzer bir şey. Yani öyle bir noktadayız ki orada artık IŞİD diye bir güç var. Onun bir kendisine has bir ajandası var ve çeşitli ilişkileri var. Başka güçler var. O güçlerin de dertleri var. Yani İran'ın bir derdi var. Esad kalsın istiyor. Rusya'nın bir derdi var. İran olsun orada istiyor. Amerika'nın başka bir derdi var. Türkiye'nin derdi çözülemeyecek halde. Hem Kürtler gitsin hem IŞİD gitsin gibi politikası var. Şimdi bütün bunlar olurken bir de tabii IŞİD Arap aşiretlerle ilişki içerisinde orada Maliki döneminden kalma gerginlikler devam ediyor. Nasıl bir kara harekatı? Kimle bir kara harekatı? Kim kimle ittifak yapacak? Bu sorular o kadar zor sorular ki bence bu tür bir harekatı kolektif yapmayı çok zorlaştırıyor. Ama NATO'nun devreye girme ihtimali var. Bayağı ciddi bir şekilde. NATO devreye girerse bambaşka bir şey olur. Ne olur? NATO devreye girer ve kara güçlerini de devreye sokarsa IŞİD'in yaşam alanını çok daraltırlar ve en azından silahlı tehdidi o bölgede sınırlarlar. Ben şunu da düşünüyorum açıkçası. Bu tür örgütler vurdukça öldürdükçe, başarılı oldukça cazibe merkezi olmaya devam ediyorlar. Başarısızlık, yenilgi bu örgütleri orta vadede sönümlendirebilir. Yani bunun yerini başkaları alabilir. Tabii bunun yanında pek çok alıştırmanın da yapılması kaydıyla. Yani biraz önce söylediğimiz gibi yani PKK terörü, DHKPT, C terörü, IŞİD terörü diye hepsini bir torbaya atıp hepsini sıradanlaştırıp arkasındaki talebi ya da sosyolojik dokuyu yok varsayan bakış açısının bitmesi ya da Türkiye'de her terör eylemin arkasında Tayyip Erdoğan ya da Ahmet Davutoğlu'nu arama takıntısı bitip biraz soruların fazla sorulması, İslami kesimin kendi içine bir dakika ne oluyoruz sorularını sorup benden senden çok tartışması kaydıyla. Bunlar olur mu? Çok kuvvetli ihtimalle peki, değil. Peki şey söyleyeyim. Ya şimdi sorayım dedim mi? Sorunun cevabını biliyorum ama yine de sorayım. Bir Fransız'a diyelim ki PKK ile IŞİD'in aynı olduğunu iddia edebilir mi? Edemezsin. Edemezsin ama burada anlatabiliyorsun. Anlatabiliyorsun ve bunun karşılığı var. Ama IŞİD sadece senin meselen olsa bunu anlatırsın ve Fransızlar da der ki zaten IŞİD Türkiye'nin bir meselesi. Kendi aralarında böyle konuşuyorlar ama IŞİD Fransa'nın meselesi. Tabii. Hollanda çıktı bize savaş ilan etti dedi ve biz de bu savaşı kabul ediyoruz dedi sonuçta. Ve savaşacak. Dolayısıyla burada tamam artık o IŞİD onu birinci derecede ilgilendiren mesele. Yani bizim Türkiye'nin şöyle bir lüksü kaldı mı artık? Ya biz kendi aramızda IŞİD'i böyle konuşuyoruz. Demelik var mı? Valla seçimler o kadar uzun sürdü ki 24 ay diyelim. Bunu
böyle konuştuk. Bunu böyle iktidar konuştu. Bunu böyle iktidarın en başındaki insan Tayyip Erdoğan dile getirdi. Bunun çok kolay satın alındığını muhafazakar ve milliyetçi kesimler tarafından çok kolay, çok da kolay bir şey tabii. Çok kolay içselleştirildiğini görüyoruz. Orada İslami olanla ve İslami alanla ilgili herhangi bir soru bile, bu IŞİD bile olsa hala o kadar büyük bir tabu oluşturuyor ki onun içine girip tartışıyor. Bu bir kere bunu engelliyor. İkincisi işte terör dediğin zaman bunun arkasındaki bütün siyasi ve sosyolojik dokuyu yok ediyorsun ama zannediyorum Türkiye eninde sonunda yani siyaset olarak buna mecbur kalacak. Bu Davutoğlu'yla mı olur? Yeni girecek bazı bu konulara aklı eren danışmanların Tayyip Erdoğan'ı ikna etmesiyle mi olur? Ama IŞİD'e karşı bu soruları Türk siyasal sistemi, Türk siyasi iktidarı sormak zorunda. Yani sonuç olarak şu ana kadar izlenen IŞİD politikası sürdürülebilir bir politika değil. Değil. Bu net çok açık. Çok hatta dönüyor. Üzerine çok fazla gereksiz yere bile... Sen mi söylüyordun bilmiyorum ama çok doğru bir tespitti o. Yani ne Türkiye IŞİD'i tam karşısına alıyor ne de IŞİD Türkiye'yi tam hedef gösteriyor. Ama bu arada da bir sürü şey olup bitiyor. Mesela şimdi en büyük sorulardan birisi biliyorsun IŞİD yaptığı işleri genellikle üstlenir. Hemen hemen hepsini üstlenir. Hmm. Ankara'yı, Suruç'u üstlenmedi. Niye üstlenmedi? Yani bunun soru çok önemli. Bence şöyle bir cevabı var. Türkiye'yi doğrudan ya da daha doğrusu hem genel olarak Türkiye'yi hem özel olarak da devleti doğrudan karşısına almak istemediği için ama sonuçta baktığımız zaman bütün yollar oraya çıkıyor. Evet, bunun böyle sürdürülemeyeceği çok açık. Şimdi geçen gün G20 toplantısı hazırlanırken ulusal güvenlik temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'ni biliyorsun çok kuvvetli bir laf etti. Türkiye'de oluşturulan kamuoyunun kanaatinin tam tersine bizim kaynaklarımız güvenli bölge oluşturmaya müsait değil, kaynaklarımız başka yere gidecek dedi. Bu tabii Türkiye'nin IŞİD'le daha çok yüz yüze kalacağını o bölgede, hatta PYD'yle de, YPG'yle de daha çok yüz yüze kalacağını gösteriyor. Bu tehdit politikası. Yani Fırat'ın doğusuna geçersen vururum. Evet, bir vurursun. Batısı. Vururum politikası ya da hani IŞİD Halep'in öte tarafına geçer, nüfus yoğunluğu olan bölgeyi Türkiye'ye püskürtürse daha sert davranırım tehdidiyle siyaset üretmek çok kolay değil bu noktadan Peki, sonra. Peki Türkiye'nin PYD ile yani bir takım temaslar olduğunu biliyoruz. Şu ya da bu şekilde doğrudan, dolaylı vesaire. PYD ile bir anlaşma varma ihtimali sıfır mı? Bence değil sıfır ama şu anda gelinen nokta, şu andaki konjonktür, şu andaki siyasi irade tabii. Onun da altını çizmek lazım. Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum, onun algılarından bahsediyorum. Bir siyasetsizlik safhasını tanımlıyor. Yani yeni koşullar çıktı Türkiye'nin karşısına. Bu koşullardan biri Rojava. Çözüm süreci milli sınırlar içinde bir projeyken geldi. Milli sınırların ötesine taşan bir şey oldu. Bunu siyaseten cevap veremeyen bir siyasi iktidar zihniyeti var. Bir devlet dokusu var. Ve kaçınılmaz olarak güvenlik politikaları, tehdit politikalarına doğru Türkiye'yi itti. Öte yanda en basit haliyle Güneydoğu'da sürüyor. Buna da yanıt vermek çok daha erken mümkündü. Bir genel yönetimler reformu yaparak bütün o KJK dediğin yapıları absorbe etmek, yeni bir yapılanmaya geçmek, paylaşmak egemenliği usulünce mümkünken şimdi karşı karşıya gelinmiş durumda. Buna da siyaseten ne zihniyet açısından bence AK Parti itibariyle ve devlet gelenekleri açısından siyaseten alet kutusunda cevap verecek bir tornavida, bir cihaz yok. Dolayısıyla şu anda savaş evresini tercih ediyorlar. Hatta ateşkesten bile ben AK Parti'nin hoşlandığını sanmıyorum. Çünkü ateşkes demek en azından Güneydoğu'da örgütün konumunu tahkim etmesi anlamına geliyor. Senin soruna gelince şu aşamada ben bunun böyle olabileceğini, yani PYD ile şu aşamada bir görüşme olabileceğini sanmıyorum. Ama bu sürdürülebilir bir tutum değil. Buna politika demeyelim. Peki, burada bir gün o noktaya gelinecek gibi gelir bana. IŞİD'in şu ana kadarki Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk bir tane rastlantı sonucu olan hani Aksaray'da Niğde civarlarında bir çatışma olmuştu. Olayı var. O ama bir farklı bir olay yani olay.
Ama Diyarbakır saldırısı, o Adana, Mersin, HDP'ye konan evet, bombalar, tabii. Diyarbakır saldırısı, ardından Suruç, ardından Ankara, bütün bunlarda hedef Kürt hareketi ya da Kürt hareketiyle bir şekilde irtibatlı, iyi, yakın olan çevrelere yönelik saldırılar. Yani mesela Ankara'daki saldırı sadece Kürt hareketi değildi ama Kürt hareketinin de içinde olduğu, onunla yakın ilişki içerisinde olan yapılara saldırdı. Şimdi ben geçenlerde bir şeyde bu IŞİD Türkiye'de yeni saldırı yapar mı, işte metrolara, şuraya buraya saldırır mı dendiğinde ben şey dedim açıkçası. Bu düşünmüyorum çünkü IŞİD Kürt hareketine saldırarak kendine Kürt düşmanı ya da Kürt habercisi olan çevrelerin de şeyini çekiyor. Ama rastgele Paris'te yapıldığı gibi rastgele insan öldürse bu sefer Konya'da olduğu gibi hakikaten insanlar saygı duruşunda durur. Yani Konya'daki maçta o insanların bir kısım insanı saygısızlık yapmasının nedeni açıkçası neydi? Ya bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırı değil. Türkiye'de bizim de zaten sevmediğimiz insanlara yapılmış bir saldırı. Ben niye saygı duyayım diye basitleştirerek söylüyorum. Ama böyle bir şeye geçemeyeceğin, hani kör terör diye tabir edeceğimiz rastgele insanların ölebileceği saldırılar yapamayacağı düşüncesindeydi. Ama bu Paris olayı, tabii Paris, Fransa ve Türkiye farklı ama sen ne düşünüyorsun? Yine böyle bir IŞİD'in Türkiye'deki hedefi yine Kürt hareketiyle mi sınırlı kalır? Yoksa daha geniş bir yere saldırır mı? Tabii bu şeye de bağlı. Ankara'nın IŞİD'e yönelik ciddi, etkili bir... Ona çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben şu varsayımı da dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum Buşen. Biraz önce üstlenmeme meselesini konuşuyorduk ya. Şu da olabilir mi? Eğer böyle bir akıl, böyle bir stratejik akıl varsa tabii IŞİD'in sisteminde. Bence var. Yani hem Kürtlerle savaş halinde o savaşı buraya taşıyor, Kürtleri vuruyor. Hem de bu işi üstlenmeyerek... Kürtlerle Türk devleti arasındaki tabii, şaibe yani devletin tabii, bu işin kaotik içinde bir ortam yaratıyor. Kaotik bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla devletle kavgası doğrudan değil ama... Devlet de tek başına IŞİD'i sorumlu tutmayarak buna... Başına bela almamaya çalışıyor diyelim vesaire. Ya da başka nedenler, başka iddialar da var çünkü devletin içinde derin IŞİD olduğuna dair iddialar da var. Bunu bilmem benim mümkün değil. Sanmıyorum ama siyasi iktidar itibariyle baktığımız zaman orada biraz İslami olanın getirmiş olduğu bir büyük başlarda bir tedirginlik var. Aşağıya doğru indikçe de işte dış işlerine filan. Ürkütmeyelim, üstümüze çekmeyelim, şu bu. Şunu düşünüyorum, eğer Türkiye IŞİD'le yapılacak yeni mücadelelerde daha etkili bir rol üstlenirse vurabilirler. Yani bu IŞİD'in bunu yapabileceğini varsayabiliriz. Metroyu mu vurur, Müslüman ülkenin göbeğini mi vurur, bunu bilmiyorum. Ama ne olursa olsun Türkiye'de 100 kişinin hayatını kaybetmesi inanılmaz bir olaydı. Bu belki biz politik analizi olarak Kürtler ve solcuların olduğu yerlerde bu oldu diyoruz ama Türk halkının tümü bunu böyle yaşamıyor. Yani bu farklı bir biçimde de yaşanıyor. Dediğin gibi Konya'da olsa ne olur, o başka bir tartışma ama böyle bir risk var. Yani bundan böyle Türkiye IŞİD ilişkileri ya da mesafesi dün olduğu gibi devam etmeyebilir. Bu uluslararası konjonktüre bağlı yapılacak. Musul Akkara harekatına bağlı, çok daha büyük bir harekat başlayacaksa karadan Türkiye'nin konumu çok açık olduğuna göre bu son derece önemli. Tabii bu Türkiye PYD ilişkilerini de etkileyecektir. Pek çok başka ilişkiyi de etkileyecektir. Nasıl hazırlanıyor Türkiye buna göreceğiz. Ama şu anda dediğim gibi siyasi araçlarının çok kuvvetli olmadığını ben her karşılaşmamda, her görüşmemde, her düzeyde hissediyorum. Yani daha ne yapalım, ne yapabiliriz gibi sorular. Son olarak şeyi bir üzerinden geçelim. Batı, Fransa mesela çok yoğun bir Müslüman nüfus var. Evet. Belki başka yerlere de sıçrayacak. Bir tarafta göç hala sürüyor. Bu Avrupa'ya da yönelik gidiyor ki şimdi saldırganların bazılarının göçmenler arasından girdiği yolunda haberler de çıkıyor ki bu çok... Bir tanesi de doğrulandı galiba. Evet, bayağı bir göçmenleri de tabii çok zor durumda bırakacak bir şey ama hani göçmenler ayrı ama bir de zaten yıllardır orada yaşayan, oranın vatandaşı olmuş, olmuş, bu olmuş. Zaten 11 Eylül'den beri bir şey vardı. Doğru.
Bu nereye doğru seyredecek? Valla çok büyük bir kıskaç var orada. Çok büyük bir çelişki var. Yani birinci çelişki bu bir açık topluma yapılan bir saldırı. Açık toplumun içine kapanmasıdır. Birinci reaksiyon budur. İnsanlar korkar, endişe eder, güvenlik talep ederler. Hatta işte ETA Urgence denilen eskiden ilan edildiği zaman kıyametler kopan hatırlarsın. Yani evet. 2005'te Sarkozy ilan ettiği zaman kaç tane profesör İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidip bu ne rezalettir ilan edilebilir mi diye itiraz etmişti. Kimse sesini çıkarmıyor. Yani bu tür önlemleri normalleştirir ve toplumu içine kapatır. Toplum içine kapandıkça o tehlikeli gördüğü dışarıya püskürtmeye kalkar. Bu hastalığın devamıdır. Böyle mi olacak? Yoksa bugün Liberasyon'da Jean-François Bayer'in ikimizin de arkadaşı güzel bir yazısı var. O içeriye dönüp sorgulamış. Diyor ki örneğin Filistin'e arkasını dönmesi Avrupa'nın sadece Filistin'in karşısındaki gücün İsrail'in çıkarları hattında olduğu duygusunu vermesi antisemit, antihristiyan ve batı karşıtı duygunun bu kesimlerde ve Fransa'nın içindeki Müslümanlarda çok büyük bir taşıyıcısıdır demiş ve buna benzer pek çok faktör. Bunlarla ilgili bir politik hamle yapılacak mı? Daha entegrasyon politikaları dikkate alınacak mı? Bunları göreceğiz ama bu çok büyük bir kıskaç ama kısa vadede Ruşen bu siyasallaşmaya başlayan bu sorunun ortadan kalkması mümkün değil. Dün Nilüfer Göle ile de konuşmuşsunuz. Ben son derece doğru buluyorum. Dün bazı başka İslami bilge kurumlara kişilere daha çok güvenilebilirdi. Bugün onları çok aşmış bir resim var karşımızda. Dolayısıyla konuştukça umutsuzluğa insanı iten, karamsarlığa iten bir tablo var. Ama bunun dediğim gibi başka büyük dalgalarla engellenebilmesi tek tarihi bilgimizdir. Tek umudumuzdur. O büyük dalgaların olabilmesi için de hakikaten farkındalık çok önemli. Türkiye'de de, Fransa'da da, başka yerlerde de. Şu anda farkındalığa da uzağız. Zaten sorun orada. Evet. Burada bitirelim istersen Ali. Evet. Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu'yla 13 Kasım Paris saldırılarından hareketle kötü şeylerden konuştuk ama maalesef. Ali, seni başka yayınlarda da burada İnşallah. Ağırlayacağız. İlk defa siftah yaptın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.